Merhaba, ben Köfteyiz Köfte. Şimdi soracaksınız bu adam kim diye. Çünkü bu benim ilk videom. İlk video olarak Industrial Craft 2 modunu inceleyeceğim. Industrial Craft'teki oyuna elektrik ve bu elektrikle çalışan pek çok makine, item, tool vesaire vesaire ekleyen bir moddur. İlk olarak enerji üretimiyle başlayalım. En basit enerji üretim yolu jeneratördür. Jeneratör kömür, charcoal, bunu Railcraft incelememde göreceksiniz ve Kolko. Pardon, ters oldu. Anladınız siz. Bunlarla çalışıyorum. İçerisinde bunlardan birini attığımız için var doğrusu içerisine yanınca herhangi bir şeyi attığımız takdirde onunla enerji üretmeye başlayacaktır. Tıpkı bir furnace gibi. Ama furnace bir şeyleri yakıyor. Bu yakmıyor. Direkt elektrik üretiyor. Sonraki elektrik üretim yolumuz ise gördüğünüz gibi bir watermill. Watermill ne işe yarıyor? Suyun içinde durarak çok ufak bir elektrik üretiyor. Çeyrek elektrik diyebiliriz. Yani çeyrek EU. EU da Industrial Craft'ın elektrik birimidir. Ancak içine herhangi bir yolla su koyarsak, mesela water cell. Yani koymuşum daha önce. Bu sefer enerji üretimi 2 EU'ya çıkar. Jeneratörün enerji üretimi ise 10 EU. Ancak jeneratörün içine kol koymamız gerekiyor. Yani bir şeyler koymamız gerekiyor. Bu ise çok daha zahmetsiz. Ancak daha da zahmetsizine geliyorum. Windmill. Eğer rüzgarlı bir yerdeyseniz muhtemelen en seveceğiniz elektrik üretim yollarından biri. Başlangıç olarak. 0 ile 4 EU arasında elektrik üretebiliyor. Özellikle kasırgalara dikkat edin. Çok güzel elektrik üretirsiniz o zaman. Sıradaki elektrik üretim yolumuz ise solar panel. Adından anlaşılacak üzere hiçbir uğraşa gerek kalmadan sadece güneş enerjisiyle elektrik üretebilmektedir. 1 EU tik başına 1 EU üretir. Ancak Advanced Solar Panel ya da Compact Solar Panel modlarıyla çok daha ilginç şey kullanıma sahip olur. Bir sonraki elektrik üretim yolumuz ise jeotermal jeneratör. Jeotermal jeneratör tıpkı normal jeneratör gibi içerisine bir şeyler konularak elektrik üretir. Ancak burada koyacağımız şey kömür değil, lav. Özellikle serverlarda çok işe yarar. Tik başına 20 EU üretir. Dolayısıyla da güzel bir elektrik üretim yoludur. Bir sonraki ve en gelişmiş elektrik üretim yolumuz ise nükleer reaktör. Yalnız reaktörün detaylarına şimdi girmeyeceğim. İki parçasını kaybettik. Reaktörün detaylarına şimdi girmeyeceğim çünkü fazla karmaşık. Ancak basitçe göreceğimiz şekilde içi bu şekil bu. Eğer reaktör chamberları eklersek içerisi gitgide büyüyor. Ve bu bize daha geniş bir alan sağlıyor. Bunun EU üretimi ise çok değişken. Tamamen yapacağınız reaktöre bağlı. Elektriği nasıl üreteceğimizi açıkladık. Şimdi sıra o elektriği nasıl taşıyacağımızda. Elektriği taşımak için kabloları kullanıyoruz. Her kablonun farklı özellikleri, farklı dirençleri, farklı kaldırabilecekleri elektrik mevcut. Ve şu iki kablonun değişik özellikleri var. En basit kablomuz tin kablo. Tin kablo 5 EU'ya kadar kaldırabilir. Ki bu mikro voltaj oluyor. Peki tin kablonun güzel yanı nedir? Her kablonun belli bir blok mesafeden sonra elektrik kaybetme oranı vardır. Tin kabloda bu oran 40 bloğa 1 EU'dur. Ki copper kabloda bunun 5 blokta bir olduğunu hesaba katarsak çok güzel bir oran.
Dolayısıyla da bu tin kabloyu windmill'ler, solar paneller ve watermill'ler için ideal yapıyor. Çünkü elektriği depolayacağımız yerden biraz uzak duruyorlar. Üretimi de basittir. Sadece 3 tane tin ingot. Tin ne diye soracak olursanız birazdan anorlara da geçeceğim. Galiba onu sonraki videoda yapacağım. Sonraki kablomuz copper kablo. Copper kablo en temel kablomuz diyebiliriz. Çoğu işi için özellikle copper kabloyu kullanacağız. Çoğu recipe'de kullanılır. Çoğu temel elektrik sistemlerini birbirine bağlarken kullanılır. Demin de dediğim gibi 5 blokta 1 EU kaybediyor. Ancak bunu kullanacağımız çoğu sistemde 5 EU gerekmeyecek. İki halde bulunabilir. İzole edilmemiş ve izole edilmiş. İzolasyonu tamamen rubber'la yapıyorsunuz. Rubber'ı nasıl elde edeceğim diye sormayın. Onu da açıklayacağım. Sticky resin'ı yakarak elde ediyorsunuz. Sticky resin'ı birazdan nereden elde edeceğinizi açıklayacağım. Siz özellikle izole edilen tüm kabloları izole ederek kullanmanızı tavsiye ederim. Aksi halde size elektrik çarpabilir. Copper kablo 32 EU'ya kadar kaldırabilmektedir ki bu low voltage yani düşük voltaj oluyor. Sıradaki kablomuz gold cable. Yani altın kablo. Altın kablo bir kat sırılmanın ardından ikinci bir kata kadar da izole edilebiliyor. Altın kablonun özelliği 128 EU'ya kadar kaldırabilmesidir. Yani bu medium voltaj oluyor. 3 blokta 1 EU enerji kaybediyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Sıradaki kablomuz 512 EU'ya kadar kaldırabilen glass fiber cable. Yani fiber optik kablo diyebiliriz. Fiber optik kablonun en güzel, muhtemelen en seveceğiniz kablo olacak. Çünkü nükleer reaktörlerde ustalaşmadığınız sürece elde edebileceğiniz en yüksek EU 512 ki bunu kaldırıyor. Ve tıpkı tin kablo gibi 40 blokta bir EU kaybediyor. Dolayısıyla da oldukça güzel bir kablo. Ancak yapımında bir diamond gerekiyor. Eğer World'e Silver Ore ekleyen bir moda sahipseniz, recipe'sinde şöyle ufak bir değişim mevcut. Normalde Redstone, Gold ve Glass'la elde edilirken bu sefer Redstone Gold dedim. Redstone Diamond Glass. Bu sefer Silver Diamond Glass'la elde ediliyor ve öncekinde 4 elde ederken bunda 6 elde ediliyor. Daha verimli. Sıradaki kablomuz demir kablo, high voltage kablo. 512'den daha yüksek voltajlar da var. Buna extreme voltaj diyoruz. Ancak bunu elde etmenin tek yolu nükleer reaktörler. Nükleer reaktörlerle uğraşırken dikkatli olun. Ve 1, 2, 3 kat sarılabiliyor. 250 ya 2048'e EU'ya kadar kaldırabilmektedir. Ki bu oldukça yüksek. Ancak her blokta elektrik kaybetmektedir. Yani kabloyu mümkün olduğunca bir bloktan uzak tutmayın. Onu nasıl yapacağınızı da açıklayacağım. Ve bu iki özel kablomuz. EU detector ve EU splitter. Bu EU splitter cable, bu da EU detector cable. Yaptıkları işler aynen şu. Bunun içerisinden eğer elektrik geçtiği takdirde redstone sinyali verir. Bu ise redstone sinyali aldığı takdirde elektrik geçişini engeller. Kısacası bu elektrik sistemini kapatmak için kullanılır. Bu ise elektrik olup olmadığını test etmek için güzel bir yoldur. Ancak gelişmiş bir elektrik testi için EU reader kullanmanız mantıklıdır. Şu an 0 EU akıyor burada. Kabloları bitirdik. Şimdi kablolarla aktaracağımız elektriği biz nereye aktaracağız? Ve nerede depolayacağız?
Cevap basit. Şu üç güzel makine. Bunların hepsi farklı seviye elektrik depolayıcılarıdır. Ayrıca burada kullanabildikleri bataryalar mevcuttur. En basit elektrik depolama sistemimiz Batbox. 40 bin EU'ya kadar depolayabilir ve sadece low voltage kabul eder. Low voltage'dan daha yüksek bir şey aktarırsanız buna patlıyor. Patlamasını da istemezsiniz. Recipe'si çok rahat yapılabilir. 3 tane pil, 1 copper cable ve 5 tane tahta. Sıradaki elektrik depolama yolumuz ise NFV. 600 bin EU'ya kadar depolayabilir ve medium voltaj kabul ediyor. Ve medium voltaj çıkışı var. Bunun daha gelişmiş işi. Ve sırada en gelişmiş depolama yolumuz MFSU. 512 EU alış ve verişi var. Ki bu demektir ki high voltage. Ve 1 milyon, 10 milyon oluyor galiba bu. Evet, 10 milyon, 10 EU depolayabiliyor. Ki bu oldukça güzel bir miktar. Peki, madem diyorsunuz ki hem aldıkları voltajı verebiliyorlar, peki aralarında geçişi nasıl yapacağız? Çok basit. Transformer'lar. Low voltage transformer, medium voltage transformer ve high voltage transformer. Low voltage transformer, medium voltaj elektriği alıp şu 3 noktalı bölmeden şu tek noktalı bölmelerin herhangi birinden low voltaj çıkışı yapar. Medium voltage transformer high voltajı alıp medium'a geçirir. High voltage transformer ise extreme voltajı medium voltaja, pardon, high voltaja çevirir. İşte bu high voltage cable'ları kullanacağımız yer. Burada da aynen o şekilde kullandım. Nükleer reaktörden tek bir high voltage cable'la high voltage transformer'a bağladım ve onu direkt MFSU'ya bu MFSU'muzun patlamasını önleyecek şey. Burada da basit bir elektrik düzeneği. Kabaca anlatırsak reaktörde elektrik üretiliyor. Tabi bu göstermelik için olduğu için reaktörün içinde bir şey yok. Yani reaktör çalışmıyor. High voltage transformer ile MFSU'ya aktarılıyor elektrik. Merak etmeyin, elektrik kaybı yok. 512'den fazla olan elektriği 512'lik maksimum 512 olacak şekilde paketliyor. Kısacası gene aynı elektrik buna aktarılıyor, sadece paketlemesi değişiyor. Patlaması önleniyor. Oradan medium voltage transformer ile MFE'ye aktarılıyor. MFE'den gelişmiş bir makineye bağlanıyor. Ve burada EU detector cable'ımız var. Her ne zaman elektrik kullansa EU detector cable'ımız redstone sinyali veriyor. Oradan low voltage transformer ile Batbox'ımıza aktarılıyor ve bu basit makinemize aktarılıyor. Ve gördüğünüz gibi şu an kablo ayrılmış durumda. Tekrar bağlı. Evet. Ve şimdi de orları tanıtalım. Industrial Craft 2'nin World Generation'ına eklediği 3 tane or mevcut. Bunlar uranyum, copper ve tin. Oru elde kırdığımızda elimize bir adet uranyum or geçiyor. Bunun işlenişini ileride anlatacağım ve bu nükleer reaktörlerimizde kullanılacak. Copper ve tin or. Bunlar Industrial Craft 2'nin bize verdiği orlar. Peki, son olarak bir malzemeyi daha nasıl elde edeceğimizi öğrenmemiz lazım. Rubber. Rubber'ı tamamen rubber tree'lerden elde ediyoruz. Kendimize bir adet bone meal verelim.
Ve gördüğünüz gibi bir rubber tree de sanırım gele gele verimsiz bir tanesi denk geldi. Ha. Şu gördüğünüz turuncu kısım rubber. Peki bunu nasıl elde edeceğiz? Tree tap ile elde ediyoruz. Tree tap'in elde ediliş şekli bu. Çok basit bir şey. Ve bunu elde ettiğimizde bir adet sticky resin elde ediyoruz. Sticky resin'i ise pişirerek bir adet rubber elde ediyoruz ya da extractor'a koyarak 3 adet rubber elde ediyoruz. Extractor'ın ne olduğunu merak ediyorsanız bir sonraki videoda açıklayacağım bunu. Evet. Industrial Craft 2 incelememizin ilk bölümü burada bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve bunun ilk videom olduğunu unutmayarak lütfen bana yorum bırakın. Teşekkürler.